Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 4 Ekim 2023, ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre Sivas'ta bu yılın Ocak-Ağustos döneminde zamanında ödenemeyen 624 senede protesto çekildi. Protesto edilen senetlerin 21 milyon lirayı aştığı Sivas'ta protesto edilen senet tutarının en fazla olduğu ay 5 milyon 59 bin lira ile Ağustos olarak kayıtlara geçti. Anadolu'nun kadim damak tadı olan kavut unutulmaya başladı. Kavut, düz arazilerde buğday ve arpa ekiminin bol olduğu yerlerde yapılan bir tatlı çeşidi olarak bilinir. Buğday ve arpanın karıştırılıp tandırda kavrulması ve öğütülmesiyle meydana gelen kavut, içine pekmez, bal, şekerli su katılarak tatlandırılarak yenildiği belirtilmekte. Kavut tatlısı son dönemlere kadar Sivas'ın birçok köy, kasaba ve ilçesinde yapılmaya hala devam edilirken, yeni tatlı çeşitlerinin insanların hayatına girmesiyle bu tatlının unutulmaya başlandığı görüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde çöp kovalarından taşan çöpler öğrenciler tarafından tepki topluyor. Otobüs durağında bekleyen öğrenciler çöp kutularının boşaltılmamasından şikayetçi olduklarını dile getirerek kampüse geldiğimizde her yer çöp içindeydi. Biz üniversite kampüsünü böyle hayal etmemiştik. Bu görüntüler bizi pek mutlu etmedi dedi. Sivas'ta faaliyet gösteren BCK Doğalgaz işletmecisi Osman Bacak, kış aylarına yaklaşırken vatandaşların hem kombinin uzun ömürlü olması hem de daha iyi ısınabilmek için mutlaka kombi bakımı ve petek temizliği yaptırması gerektiğini söyledi. Bacak, komple bir bakım paketi fiyatının ise 1500 TL'yi bulduğunu belirtti. Üstten başlamak gerekir. Fan temizliği, daha sonrasında ana kazan temizliği, eşanjör temizliği, yanma odasının temizliği, iyonizör çubuklarının temizliği. Alta iniyoruz, burada gaz valfi ayarları, yani yanmada herhangi bir olumsuz durum varsa gaz valfinden ayar yapılarak cihazın sağlıklı yanması sağlanır. Ayrıca arkasında bulunan eşanjörün de gerekirse temizlenmesi gerekecektir. Sivas Erzincan Karayolu'nun yan yolunda bulunan Sivas Spor Tesisi'nin önünden geçen araçların yüksek hızla seyretmesi tesisten çıkan araçlar için adeta tehlikeye davetiye çıkarıyor. Günlük çok sayıda aracın geçiş güzergahında yer alan tesis girişinde zaman zaman trafik kazaları yaşanıyor. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın.